Bazen çocuğunuzun bir sorunu olur. Kiminle konuşabilirsiniz? Burada üç aile yaşıyor. Burada üç aile görüyorsunuz. İlk ev Anvar ve Fatıma ile kızlarının evi. İkinci ev Sonya de Fris ile çocuklarının evi. Üçüncü ev ise Sergio ve Naomi oğulları ve Naomi'nin annesinin evi. Genelde iyi gidiyor ama bazen bir sorun oluyor. Aileler birbirlerine yakın oturuyor. Çocukları genelde dışarıda birlikte oynuyorlar. Ebeveynler ve çocuklar sık sık parka gidiyorlar. Ebeveynler çocuklarıyla mutlular. Çocuklarının yaptığı her şeyden gurur duyuyorlar. Ama bazen sorunlar oluyor. Anvar ve Fatima'nın kızı uyumak istemiyor. Anvar ve Fatima'nın en küçük kızları 6 yaşında. Kızları vaktinde uyumak istemiyor. Fatima onu her yatağa götürdüğünde ağlamaya ve çığlık atmaya başlıyor. Ve Fatima salona geri döndüğünde kızı yine kalkıyor. Sonya'nın oğlu yemek yemek istemiyor. Sonya'nın oğlu 3 yaşında. Yemek yemek istemiyor. Bazen tabağını ve yemekleri yere fırlatıyor. Sergio ve Naomi'nin oğlu tartışıyor. Sergio ve Naomi'nin en büyük oğulları 16 yaşında. Ergenlik çağını yaşıyor. Anne babasını dinlemiyor erkek kardeşiyle ve ebeveynleriyle sık sık tartışıyor. Ardından öfkeli bir şekilde uzaklaşıp kapıyı çarpıyor. Ebeveynler kiminle konuşabilirler? Bir gün ebeveynler bir yazı alır. Bu yazı çocuklarınız hakkında konuşabileceğiniz bir kuruluştan gelmektedir. Örneğin, nasıl uyudukları ve yemek yedikleri hakkında veya söz dinlemeyen ergenler hakkında. Yazıda kuruluşun adı ve adresi yer almaktadır. Kuruluşa gidebilirsiniz veya arayarak randevu alabilirsiniz. Anvar ve Fatima kızları hakkında konuşmak istiyorlar. Anvar ve Fatima yazıyı okuyorlar. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorlar. Kızlarının zamanda yatağa gitmesini sağlamaya nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenmek istiyorlar. Ve kızlarının gece iyi uyumasını sağlamak için ne yapabilirler? Kuruluşa gidiyorlar. Sonya oğlu hakkında konuşmak istiyor. Sonya yazıyı okuyor. O da konuşmak istiyor oğlunun yemesiyle ilgili olarak. Kuruluşu arayarak bir randevu alıyor. Bir hanım görevli konuşmak üzere evine geliyor. Sergio ve Naomi'nin oğulları hakkında konuşmak istiyor. Sergio ve Naomi de yazı okuyorlar. Ergen oğulları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlar ergenlik çağını yaşayan bir çocukla nasıl konuşabilirsiniz? Veya kendilerine pek güvenleri yoksa onlara nasıl yardımcı olabilirsiniz? Kuruluştan bir hanım görevli Sergio ve Naomi'ye bazı tavsiyeler veriyor. Siz de çocuklarınız hakkında konuşmak ister misiniz? Yakınlarınızda ebeveynlere tavsiyeler veren kuruluşlar arayın. Örneğin bir semt ekibi, topluluk merkezi, veya gençlik aile merkezi gibi. Buradan bir randevu alabilirsiniz.